30 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleğim, babamdan öğrendim. 3 tane çocuğum var. Çocuklarımın hepsi aynı şekilde yorgancılığı biliyorlar. Kendi boş zamanlarında yorganları dikiyorlar. Kendi eşime de öğrettim. O da aynı şekilde bana boş zamanlarında bana yardımcı oluyor. Geçimimi buradan sağlıyorum. 30 yıldır Allah berekat versin, babam mekanı cennet olsun. Onun ekmeğini yiyorum. Tabii ki ilk başta mesela herkes erkek mesleği olarak görüyor. Çünkü bedensel güç istiyor. Ama ben bu meslekten aldığım zevki hiçbir fabrikada da çalıştım, şeyde çalıştım ama zevk almadım. Severek yapıyorsun. Tabii ki. Sonuna kadar. Tabii ki yoruluyorum. Hele özellikle bir bayan için hem dükkan hem ev işi derken gayet yorucu oluyor. Sabah 8'de geliyorum. Akşam 6, 6.30, 7. Yani en az bir 10 saat burada geçiyor. Sonra eve gidiyoruz. İşte yemek bilmem ne. O şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Söylüyorlar. İlk önce patron nerede, usta nerede diye soruyorlar. Sonra ben kendimi işlettiğimi söyleyince bir şaşırıyorlar. Bayandan yorgancı olmaz diyen çok oldu. Ama şükürler olsun şimdi gayet güzel. Hele özellikle bayanlar mesela geliyorlar, sohbet ediyorlar. İşimizi yapıyoruz, şeyimizi yapıyoruz. İlk odağı güzel oldu. İlk önce ben 15 yıldır buradayım. İlk geldiğimde mesela bana yorganın galfalık yapayım dedim. Evde yorgan dikeyim dedim. Bana yorgan vermediler. Ama sonra işte diktiğimi gösterdim. Çalıştığımı gösterdim. Ondan sonra bir 10 yıl evde devam ettim. Evde yorgan diktim. Ama şimdi hepsiyle aramız iyi. İşlerini de yapıyorum. Eksik olanları birbirimize tamamlıyoruz. Yani dayanışmamız güzel. 350 ile 400 arası tek kişilikler, 400 ile 500 arası çift kişilikler. Ha, bu fiyat farkı da kumaştan fark ediyor. Siparişe yani kumaşın, göre evet, kumaşın kalitesine göre değişiyor. Yani ben Burdur'da gördüm bu kadar yün yoğunluğunu. Yani şimdi yün hem ne de. Allah izin verirse ölünceye kadar. Yani Rabbim elim ayağımı tuttuğu sürece yaparım. Vazgeçmem ben yorgancılıktan.